family. You remember our venerable house? Opulent and imperial, gazing proudly from its stoic perch above the moor. I lived all my years in that ancient, rumor-shadowed manor, fattened by decadence and luxury. And yet I began to tire of conventional extravagance. Singular, unsettling tales suggested the mansion itself was a gateway to some fabulous and unnameable power. With relic and ritual, I bent every effort towards the excavation and recovery of those long-buried secrets, exhausting what remained of our family fortune on swarthy workmen and sturdy shovels. At last, in the salt-soaked crags beneath the lowest foundations, we unearthed that damnable portal of antediluvian evil. Our every step unsettled the ancient earth, but we were in a realm of death and madness. In the end, I alone fled laughing and wailing through those blackened arcades of antiquity, until consciousness failed me. You remember our venerable house, opulent and imperial. It is a festering abomination. I beg you, return home, claim your birthright, and deliver our family from the ravenous, clutching shadows of the darkest dungeon. Günaydın ve iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz bilmiyorum ama yeni bir oyuna başlamaya karar verdim. Görmüş olduğunuz üzere adı Darkness Dungeon. Aranızda bu oyunu bilen vardır, bilmeyen de vardır. Ama birçok kişinin bilmediğine inanıyorum. Çünkü Darkness Dungeon yazdığında hep yabancı kaynaklı videolar gördüm. Ve oyun her ne kadar beni kanser etse de bayağı keyifli bir oyun. Yani kanser olmak için bayağı keyifli bir oyun. O yüzden Darkness Dungeon'a başlıyorum. Ama bu isimleri görmezden gelin lütfen. Bunlar şey, değişik şeyler. Şimdi ben de hemen hemen bütün DLC'ler açık. Ne olduklarını oyun içinde gördükçe anlatıp, beraber gördükçe anlatacağım sizlere. Yes. No. Bir dakika. Okay. Zorluğu söylüyorum da ben normal Darkness'ta oynamayı tercih ederim. Bu ne? Neyse çok anlamadım. Fuck it. Ne koysak ki şimdi bunun ismi? Yok. Klasik. Ha bir de oyunu saf saf modsuz oynamayacağım. Kullanacağım modlar var. Oyuna kanser düzeyimi fazla yukarılara çekmemek için. Mesela bu. Kritiktir. Bakayım. Aynen kritik bu. Bu öylesine zevkine kullandığım bir şey. Bu kayıt dışı oynadıklarımda kullandığım bir şey ama bunu aktif etmeyeceğim. Bu karakter skin modu bu. Manatarn diye bir karakter var, Wesley var falan filan, onlar için gayet güzel. Buna gene bayılıyorum. Bu ara sahnelerdeki loading screen için. Yani eskisine göre daha iyi yapıyor oyunu. Sanki oyunun orijinal parçasıymış gibi hissettiriyor bana. Böyle bir skin mod var. Devil Souls skin set. Bunu almayacağım. Alayım. Bu güzel bir şey, bunu da alayım. Bu oyun içinde koridorlar var. Koridorlardaki normalde
oyunun karakterleri yavaş yürür. Bu oyunu biraz hızlandırıyor. Öyle fazla bir etkisi yok ama güzeldi. Alayım. 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 Alsam mı bilmiyorum. Yok, almayacağım bunu. Bazı şeyleri bozuyor. Alayım. 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 Geralt. Bu neydi o? Bir oyun vardı, ismini unuttum. Oradaki karakterin skini. Alayım. Bunu bir ara kullandım da öyle çok bir şey değil. Biraz kötü. Beğenmemeye başlamıştım. Bunu da alayım. Bunu da alayım. Bu ne? Ha, oyuna fazladan trinket veriyor. Bu oyun içinde göstereceğim. Dismas. Bu Dishonored oynayanlar bile ana karakter. Ana karakterin skin peki? Rebellion Manetar. Kullanmıyorum. Aynen. Ne bu? Tamam, bu da iyi. Çok bozmaz oyunu. Bu da güzel. Exorcist almayacağım. Başlayalım. Hadi. Heh. Tamam. Burada da bir trailer var. Geçmek istemem. Seviyorum oyunun trailerlarını. Daha fazla trailer olsa da izlesem. You will arrive along the old road. It winds with a troubling serpent-like suggestion through the corrupted countryside. Kendi kendine geçti galiba. Bir yere basmadım ama. Klavyem bozuk. Yeni klavye almam lazım. Neyse. Olacak öyle. Old Road. Bu oyuna ilk başladığımızda bir kere gördüğümüz bir yer. Normalde oyun içinde Old Road diye bir map gibi bir şey yok. Sadece başlangıç haritası gibi bir şey. Training yapıyoruz biraz oyunla ilgili. Oyunda sevdiğim ve bir o kadar nefret ettiğim iki karakterle başlayacağız. Aslında klas olarak diğerlerinden farkları yok ama isim olarak çok kalıplaşmış karakterler. Renault'la Dismas. Oynayanlar bilir. Onları öldürtmemeye çalışırım ben genelde. En zor görevler için saklarım. Eğitip eğitip. Tabii oyunun kendisi de bu yıl yüklenirse göstereceğim. Burada bir tüyo gibi bir şey mi vermiş? Stagecoach, Destroyer. Çeviremeyeceğim, o kadar İngilizcem yok. Günlüklerle ilgili bir şeylerden bahsetmiş galiba. Loot yaparken günlük sayfaları falan çıkıyor. Oyunun hikayesiyle ilgili bazı infolar veriyor. Belki onunla ilgili bir şeydir. Aa, yüklen artık ama ya. 100 saat oldu. Neyse, yüklendiğinde tekrar başlatırım. Dur bir dakika, yüklendi. Yüklediğim karakter skinleriyle geldi. İyi, güzel. Bu adam her zaman kreptonik başlıyor bu arada. Bunun ne olduğunu söyleyeyim. Kendine eşya çalıyor. Herhangi bir katkısı yok. Godfearing sadece bu kasabada kilisemsi bir yer var. Orada dua etmesini engelliyor bu özellik. Burada da iyi özellikler var. 5 tane iyi, 5 tane kötü özellik alabiliyor. Oyun oynadıkça. İyi, şu an sıkıntı yok. Bak, şurada bir koridor var. Geçmemiz gereken. Gördüğünüz gibi adamın üstüne getirdim de şurada insan yazıyor. Burada prot yazıyor. Prot yani dayanıklılığının yüzdesini gösteriyor. Mili falan vurduğumuzda daha az damage yer ama daha ilk level olduğu için gayet kolay ölebilir. Düşmez sağ olsun. Umarım crit atmaz. 5. O da kanattı. Her karakterin kendine özgü skilleri mevcut. Böyle
dungeonlarda lootlanabilen yerler var. Bize örnek olsun diye koymuş herhalde bu. Leave nothing unchecked. There is much to be found in forgotten places. Kanamasını geçirmeye çalışıyorum. An ambush. Evet. Send these vermin a message. The rightful owner has returned and they are koca adamı indirmeye çalışıyorum. Stun yer mi acaba bu? Şu resistance kısmı var, bu adamın üstüne getirdiğimde gözüküyor. Stun, bleed, blink, bleed, debuff, move gibi şeyler var. Onlara ne kadar dayanıklı olduğunu gösteren yüzdeleri mevcut. Mesela şu an Dismas'ın attığı bıçak sayesinde bleed resist'i düştü. Zaten %20 varmış, iyice düştü. İstediği kadar bleed diyebilir ama şövalyelerin bleed atma gibi bir özelliği yok. O yüzden dümdüz vuracağız. Ama bu kanama, zehirleme gibi şeyleri oyundaki yaratıklarda, bazı densiz yaratıklara stackleyebiliyoruz. Daha çok kan atıyor böyle. 2 idi mesela, 4 oldu. Yani bu durumda şey oluyor. O protect özelliği ortadan kalkmış gibi oluyor. Yani işlevsiz oluyor. Ne kadar protect olursa olsun, zehirlenebiliyorsa ya da kanayabiliyorsa kolaylıkla alt edilebiliyor. Güzel başlangıç. Ha bu arada oyuna ilk başlayanlar için söyleyeyim, bu sandıkta hiçbir şey çıkmıyor. Zaten isminden belli. Bu ne mesela? Tuhaf. Bu sandığı açtığımızda %100 tuzaklı oluyor ve hiçbir şey almıyorsunuz. Oo, 5000 ödül. İkramiye herhalde oyuna giriyoruz diye. Neyse. 6525K'mız oldu ve kötü özellik almadık. Oyunu dungeon'da nasıl bitirdiğinize göre iyi ya da kötü özellik alma yüzdeniz artıyor veya azalıyor. Yani iyi dungeon'ı en az zararla bitirirseniz şey oluyor. Daha iyi özellik toplama imkanınız oluyor. Klasik oyunun %100 başlangıcında bu iki karakteri var. Kapağındaki fotoğraf gibi bir şey oluyor. Ve özellikleri rastgele oluyor. Genelde bu açık olurdu, bunu vermiş şimdi. Biraz üzdü açıdan beni. Neyse. Parayı buldu mu şey yaparız. Kasarız. Buradan da karakterin skinlerini değiştirebiliyorsunuz. Herhangi bir maliyet falan istemiyorum. Tamamıyla şeyle alakalı, oyunun sunduğu seçeneklerle alakalı. Burası mezarlık. Burada ölen karakterlerinizi görebiliyorsunuz. Bazen oyun içi eventler oluyor. Ölen karakterlerinizi... Ya bu oyunun karakteri deli diyorum. Hala konuşuyor ya. Mezarlıkta ölen karakterleriniz oluyor öldükleri zaman. Oyun içinde bazı eventlerde o ölen rastgele bir karakteri çıkarıp alabiliyorsunuz ama rastgele bir karakter oluyor yani. Atıyorum 10 kişi ölmüştür burada. Sizin istediğiniz bir karakter vardır ama o gelmeyebilir. Onun gibi bir şey. Böyle beyaz ışıklar yukarı doğru yükselir gibi bir fotoğraf oluyor. O zaman gelince anlarsınız. Hazır gelmişken şunu da satayım, bir işime yaramayacak. Bunları satabiliyorsunuz, bu trinket chest'i gibi bir şey. Sınırsız limiti var. Sınırlı gibi gözükebilir ama sınırsız. İstemediğiniz şeyleri shift'e basılı tutarak sol klikle satabilirsiniz. İsterseniz always deyip başka şeylere de böyle takılmamak için de satabilirsiniz. Ama geri nasıl alınır bilmiyorum, o yüzden tavsiye etmem. Bu aşağıda bazı şeyler var. Büst var, portre var, parchment ve chest denen şeyler var. Bu da sharks yeni eklendi. Onu da sonra göstereceğim. Bu dört şey. Bu bazı binalar burada. Kilise var, hastanemsi bir yer var.
karakterlerinizin skillerini level atladıkça kastığınız bir bina var. Demirci var. Tavernacı var. Bu yeni recruitler aldığınız arabacı var. Şurada da Survivalist denen biri var. Bu Survivalist camping skill'lerle alakalı. Oyun içinde bazı koridorlar uzun oluyor. Ve kamp yapmanız gerekebiliyor bazı durumlarda. Gerek akıl sağlığını toparlamak için, gerek canınızı doldurmak için gerekebiliyor. O zaman bunlar lazım oluyor. Yani buradan açabiliyoruz ama şu an ilk görevleri yaptığımız için açtırmıyor. O binalar da sıra sıra açılacak kendiliğinden. Şimdilik oynayalım. Bu ne mesela? Böyle daha iyi. Şu an bunun bu karakterin bu işareti işimize yarayacak ve bunu 3. pozisyondan yapabilir. 4'ten yapamaz. Bu da herhalde 3. pozisyondan yapabilir en fazla. Altta yazıyor galiba. Emin değilim. Saldıracağı pozisyonları sanki. Ya da şey mi yazıyor? Yo. Bakayım. Bunu her pozisyondan yapıyor. Bu da öyle. Bu da öyle. Bunda bir şey yazmıyor. Herhalde ben yanlış anladım. Neyse. Zaten kısıtlı görev seçeneği var şu anda. Birkaç el oynamamız gerekiyor. Dungeon'larla ilgili bilgi vereyim. Telefonum ötüyor. Annem arıyor. One minute. Basıldık ve devam ediyoruz. Neyse. Başlayalım. Ha, şey diyecektim. Dungeon'larla ilgili bilgi verecektim. Burası trailer'da izlediğimiz o ilk 2 dakikada izlediğiniz o ne derler ona? Köşk gibi olan mekan. Buraya birkaç kere gidebiliyorsunuz ve aynı karakterlerle gidemiyorsunuz. Her seferinde farklı karakter almanız gerekiyor. Eğitip. Çünkü çok zor bir yer. Bu adamları mesela oraya yollasam ölürler. Yani oyunu bitirmek için buradaki görevleri yapmamız gerekiyor. Öyle söyleyeyim. Ama onları yapmadan önce kasılmamız gerekiyor ve adam sayımızı arttırmamız gerekiyor. Bu Contrias DLC ile eklendi. Vampirler falan var. Bize hastalık bulaştırıp yavaş yavaş ölmemizi sağlıyorlar. Farm State denen bir şey var. Bu kristal onunla geldi. Town'umuzu geliştirmemiz için bazı buff'lar veriyor bu şu an kilitli olan yerden. Onun dışında çok bir şey eklenmedi. Oyunda bazı boss'lar var. İleride göstereceğim. Şimdilik başlayalım. Bu Ruins iskelet dungeon'ı gibi bir şey. Burada yemek bulmak zordur. O yüzden bütün yemekleri aldım. Bandaja gerek yoktur. Şu, yani istisna durumları hariç. Holy water lazım edebiliyor. Anahtar lazım edebiliyor. Bir de medical herb lazım edebiliyor. Bir de meşale alacağız. Kaç tane? 9 tane. Yarısı kadar. Onun dışında bir kürek daha alabilirim çünkü belli olmuyor. Hatta bir tane daha alacağım. Kürek ne için olduğunu sorarsanız göstereceğim birazdan. Bu Ruins'in ilk görevi çok değişen bir görev değil. Genelde aynı şey oluyor. Koridorlarda barikatlar oluyor. Onları yıkmak için kürek lazım oluyor. Elle de yıkabilirsiniz ama adamların stres seviyesi yükseliyor. Bu da ya delirmelerine ya da iyi anlamda delirmelerini sağlıyor. Yani iyi delirme var, kötü delirme var. O bayağı 50-50 bir iş yani. Ne olacağı hiç belli olmuyor. Bir de böyle lootlayabiliyoruz etrafı dungeon'ın içinde. Ne kadar loot o kadar para. İlk görevler basit. 3-5 damage arası vuruyor. %75 ihtimalle. Yaratığın can barının altında ne yapacağımızı gösteriyor. 5 ile 9 arası %85 ihtimalle. %12.5 crit falan yazıyor. Bir tabancayı da sıkmayı deneyim. Evet. Bu ne yapıyormuş?
düşmanını stunlayabiliyor. Ona debuff veriyor. Ve cesetleri temizliyor. Cesetler böyle durabiliyor. Eğer şey olmazsa, kritik vuruşla öldürmezseniz ya da onları parçalamazsanız duruyor da. İlk görev basit. Bu şu anda şövalyenin sahip olduğu bir özellik var, Kreptonik. Bu loot gibi şeyler var koridorlarda, az önce de gördünüz. Onları çalabiliyor kendisi için ve size herhangi bir faydası olmuyor. Öyle bir hastalık. Loot'tan mahrum ediyor sizi. Onu tedavi ettirmek için hastanenin açılması gerekiyor. Açılacak zaten sonra kendi kendine. Bu iskelet çok sert vuruyor. Bu sadece sopayla vuruyor elindeki. Bunun ne yapacağı belli olmuyor. Kritik vuruş atmaz ama en az 9 damage atabiliyor. Bu da insan ama şey böyle moral bozucu bir büyüler falan yapıyor. Büyücü yani. Ve biz misledik. Helal sana. Zehirlemeyi deneyeceğim. Stunlamayı deneyeceğim. Deneyemedim yanlış sabah. Böyle kendini markayabiliyor. Bir batı boyunca ve kendini daha fazla koruyor. Milis saldırılara karşı. Eskiden böyle değildi. Stackleyebiliyordunuz bunu. Oyun yeni güncellendikçe bazı karakterlerin özellikleri değişti. Dismas 2 olduğumu istiyor. Beni kanser etmeye çalışıyor galiba. Bu öldü mesela. Zehirden öldüğü zaman ceset bırakmıyor ya da kanamadan. Öndekini öldürmeyi deneyeceğim. Ölmedi. Sert vuracak. Altı. Kaç? 2. Bu nasıl bir şey? Bir bet.